Şimdi buradaki asit baz tepkimesini inceleyelim. Su biraz baz gibi davranarak HA asidinden bir proton alacak. Yani oksijenin üstündeki ortaklanmamış bir elektron çifti. Bu protonu alarak bu elektronları A'nın üzerine bırakacak. O halde oksijen 3 hidrojene bağlı oldu değil mi? Tabii ki. Bildiğiniz gibi fazladan bir tane daha proton vardı. Böylece artı bir yüke sahip oldu. Şimdi bu elektronların hareketini takip edebiliriz. Gördüğünüz gibi kırmızı elektronlar buradaki protonu alarak bu bağı oluşturacak. Burada oluşan şey ise hidromiyonu yani H3O artı. Yeşil renkli elektronlarsa A'nın üzerine gelerek A eksiği oluşturacak. Onu da burada çizerek gösterelim. Evet, burada elde etmemiz gereken şey A eksi. O zaman elektronları da yeşille çizelim. Ayrıca eksi yükü de bu şekilde ekleyelim. Bence bu noktada biraz duralım. Hatta bir bardak su içebiliriz ha. Ah, evet güzel oldu. Ve neler olduğuna şimdi bir bakalım. Ha bir proton verdi. Demek ki Ha bizim Bramstead Lowry asitimiz. Ha bir proton verdiği zaman elimizde kalan şey de onun konjüge eşlenik bazı yani A eksi. Diğer taraftan su yani H2O bir proton aldı. Bu da demek oluyor ki su bizim Bramstead Lowry bazımız. H2O bir proton aldığı zaman hidronyum iyonu yani H3O artı oluşuyor. Hidronyum bizim konjüge asitimiz. Yani H3O artı konjüge asit. O zaman A eksi de baz olacak. Peki bir geri tepkime durumu söz konusu olursa yani H3O artının A eksiye bir proton verdiğini düşünürsek H2O'yu ve HA'yı tekrar elde etmiş oluruz değil mi? Güzel. Bu tepkime dengeye geldiği zaman bir denge ifadesi yazabiliriz. Bu denge ifadesi için solda gördüklerimizi reaktant ayıraç olarak kabul edelim. Evet, yazması zor. Reaktant ayıraç. Tamam. İleri tepkimi hakkında düşünerek sağdakileri de ürünlerimiz olarak alalım. Artık denge ifadesini yazabiliriz. İlk yazacağımız şey denge sabitimiz Ka, asetik sabiti ya da iyonlaşma sabitimiz. Aslında asitlik sabitine ayrışma sabiti de deniyor. İkisi de aynı anlama geldiği için ikisini de kullanabiliriz. Buna hakkımız var. Denge ifadesini yazarken ürünlerin derişimi bölümü reaktanların derişimi yazdığımızı hatırlıyoruz değil mi? Burada elimizde neler olduğuna bir bakalım. Hmm. Ürün olarak elimizde H3O artı ve A eksi var. O zaman buraya hidronyum iyonlarının yani aşı artının derişimi çarpı a eksi iyonlarının derişimi yazabiliriz. Şimdi de reaktantların derişimine bakalım. Elimizde HA var. Bunu da buraya yazabiliriz. Aslında elimizde bir de su var. Ama suyu bu ifadenin dışında bırakacağız. Çünkü su saf bir sıvı. Her zaman iyi niyetli. <laughs> tamam bu bir şakaydı. Üstelik derişimi değişmediği için suyu ifadenin dışında bırakıyoruz. O halde kuvvetli asit örneğini kullanarak iyonlaşma sabitini yazmayı deneyelim. Hidroklorik asit. Bramsud Lowry asidi gibi davranarak suya yani oksijenin üstündeki ortaklanmamış bir elektron çiftinin bu protonu alarak bu elektronları geride bıraktığını düşünebiliriz. Oksijen bir proton aldığı için şimdi 3 tane hidrojene bağlı. Böylece de artı bir yüke sahip. Evet. Yine kırmızı renkli elektronların hareketini takip edelim. Bu elektron çifti buradaki bağı oluşturmak için bu protonu alıyor. Sonuçta da aşı çoğu artı yani hidronyum iyonu oluşuyor. Bu durumda yeşil renkli elektronlar da klorun üstünde kalıyor. Hatta bunu da gösterelim. Sonuçta oluşan şey ise klorür anyonu. O halde buraya yeşil renkli elektronları yerleştirelim. Ve de eksi bir yükü bu şekilde gösterelim. Aslında bu asit baz tepkimesini başka türlü de gösterebilirdik. Mesela H2O artı hidroklorik asidin H3O artı Cl eksinin verdiğini yazabiliriz. Bu gösterdiğim tabii ki bu reaksiyonu yazmanın çok daha hızlı bir yolu. Öte yandan hidroklorik asidin kuvvetli bir asit olduğunu biliyoruz. Kuvvetli asitler protonlarını çok kolay bir şekilde verebilir. Bir başka deyişle bu tepkiminin %100 gerçekleştiğini varsayabiliriz yani %100 iyonlaşma elde ediyoruz diyebiliriz. Tepkime daha çok sağa doğru istemli olduğu için yani daha çok sağa doğru kaydığı için buraya sadece tek yönlü bir ok çizdim. %100 iyonlaşma gerçekleşiyor dediğimize göre çıkan her şeyin ürüne dönüştüğünü kabul edebiliriz. Şimdi artık denge ifademizi yazalım. Ka eşittir aşı çoğu artının derişimi ki bu ürünlerimizden biri çarpı Cl eksinin derişimi bölü evet buraya yazmamız gerekenler de reaktantlar yani hidroklorik asit. Hatırlayacağınız gibi suyu zaten buraya yazmıyoruz. Onu bu ifadenin dışında bırakmıştık. İyi niyetli değil mi o yüzden? <laughs> %100 iyonlaşma olduğunu kabul edersek bütün ürünler burada diyebiliriz. Bu ifadeye baktığımız zaman payın çok çok büyük, paydanınsa çok çok küçük bir sayı olduğunu görebiliriz, değil mi? Böyle sayılarla bu eşitliğin nasıl sonuçlanacağını hatta şöyle de diyebiliriz Ka değerinin ne olacağını bir düşünelim. Bu işlemi yaptığımızda bu sayılar bize epey büyük bir Ka değeri verecek öyle değil mi? Sonuç olarak Ka birden oldukça büyük bir sayı olacak. Aslında bu bizim kuvvetli asitleri ayırt etmemizin de bir yolu. Demek ki birden çok çok daha büyük bir iyonlaşma sabiti kuvvetli bir asidi gösterecek. Şimdi konjuge baz hakkında bir düşünelim. Bunu yapabilmek için ilk yazdığımız tepkimeye bakalım. Elimizdeki konjuge asit baz çiftlerinden biri hidroklorik asit ve Cl- var. Şimdi hatırlayalım. Asit ne kadar kuvvetli olursa konjuge baz o kadar zayıf olur. Bildiğiniz gibi hidroklorik asit kuvvetli bir asit. Demek ki Cl- zayıf bir konjuge baz olmalı. Şimdi bunu da yazalım. Asit ne kadar kuvvetli olursa konjuge baz o kadar zayıf olur. Aslında bunu başka türlü de düşünebiliriz. Bu tepkimeye baktığımız zaman bazıların kuvvet yönünden aralarında birbirleriyle rekabet halinde olduğunu düşünebiliriz. Sürekli bir çekişme var. Bu tepkimede su Brønsted-Lowry bazı gibi davranıyor ve bir proton alıyor. O zaman bir de geri tepkimeyi düşünelim. Cl- anyonu hidranyum iyonundan bir proton almaya çalışıyor. Ancak hidroklorik asit proton vermekte çok başarılı olduğuna göre klorür anyonu bu protonları almakta o kadar başarılı olamaz. Çünkü biliyoruz ki asit ne kadar kuvvetliyse konjüge baz o kadar zayıf olur. Su da aslında klorür anyonundan çok çok daha kuvvetli bir baz. Son olarak da asetik asit örneğine bir göz atalım. Asetik asit bizim brown soot asidimiz olsun. Bu da bizim asidik protonumuz. Su ise burada brownsutlori bazı gibi davranacak. Oksijenin üzerindeki ortaklanmamış bu elektron çifti buradaki asidik protonu alacak. Bu elektronları da buradaki oksijenin üzerine bırakacak. Şimdi sıra tepkimenin ürünlerini çizmeye geldi. İyi gidiyoruz değil mi? Tepkimenin sonunda asetat anyonları oluşacak. Öncelikle burada asetat anyonunu çizelim oksijenin üzerinde eksi bir yük olmalı. Hatta elektronları da gösterelim. Yeşil renkli bu elektronlar tam buraya oksijenin üstüne yerleşecek. Dolayısıyla eksi bir yüke sahip olmasına neden olacak. İkinci ürünümüz ise hidronyum olacak. Yani H3O artı. O zaman buraya da hidronyumu çizelim. Oksijen artı bir formal yüke sahip olacak. Bu elektronları da kırmızıyla gösterelim. Evet. Bu elektron çifti buradaki asidik protonu alarak bu bağı oluşturuyor. Böylece biz hidronyum yani H3O artı elde etmiş oluyoruz. Bir önceki örnekte yaptığımız gibi bu tepkimeyi yazmanın başka bir yolu daha var. Şu şekilde gösterebiliriz. Asetik asit yani CH3COOH artı H2O'nun asetat anyonunu yani CH3COO eksiği ve H3O verdiğini yazabiliriz. Bu örnekte gördüğümüz asetik asit oldukça zayıf bir asit. Daha önceden bildiğimiz gibi zayıf asitler proton vermekte çok başarılı değil. Demek ki asetik asit çoğunlukla protonunu vermeyecektir. Eğer bu reaksiyonun dengeye ulaştığını düşünürsek, buradaki reaktantların değişiminin ürünlere kıyasla çok daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. O zaman denge ifadesini de yazalım. Ka eşittir ürünlerin derişimi, CH3COO- ki bu asetat anyonunun derişimi çarpı aşı çoğu artının derişimi bölü asetik asedinin derişimi. Evet sadece asetik asidenin derişimi. Çünkü bildiğiniz üzere suyu ifadenin dışında bırakıyoruz. Tamam sakin ol güven bize. Asetik asit protonunu vermekte pek başarılı olmadığı için dengenin daha çok sola doğru kaydığını söyleyebiliriz. Sonuç olarak da payda çok büyük bir sayı. Paysa çok küçük bir sayı olacak. Evet bu çok küçük bir sayı. Sizce de öyle değil mi? Bu sayıların nasıl bir ka değeri vereceğini düşünürsek yani oldukça küçük bir sayıyı büyük bir sayıya bölersek birden çok daha küçük bir ka değeri bir iyonlaşma sabiti elde ederiz. Aslında bu yolu zayıf asitleri ayırt etmek için kullanabiliriz. Yani ka değerine bakarak bunu kolayca anlayabiliriz.